kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Piknik. Hava çok güzeldi. Annecik ve babacık kurabiye, şeker ve pudingi pikniğe götürmeye karar verdi. Kedicikler ihtiyaçları olan her şeyi yanlarına aldı. Bir sürü kumdan kale yapacağım. Ve ben de açık havada bir sürü kitap okuyacağım ya. Ben de etrafta koşturacağım. Şuna bakın, bir sürü lezzetli yiyecek var. Bir sepet dolusu yiyecek olmayan bir piknik düşünülemez. Hiçbir şey unutmadığınızdan emin olun. Kurabiye, şeker ve puding. Pikniğe gitme zamanı. Evet. Miyav, 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 miyav. Pikniğe gidiyoruz ve pikniği çok seviyoruz. Harika bir macera. Piknikler çok harika. Ha, burası çok güzel. Evet, ne bekliyoruz? Piknik başlasın. Hey, durun. Piknik sepetimiz nereye gitti? Hiç bilmiyorum. Belki de evde kalmıştır. Ya da onu kaybetmiş olabiliriz. Olamaz. Yemek sepetimiz yok mu? Hey, neden jetroketimizle eve gidip piknik sepetini alıp buraya dönmüyoruz? Güzel bir fikir kurabiye. Ama roketler bu kadar ağaçlık bir yere inemez. Öyleyse neden pizza sipariş etmiyoruz anne? Aa, şeker. Pizzacı ormanın ortasındaki ufak göletin yanındaki bir adrese pizza teslimatı yapamaz. Ama eminim Zeki babanızın bu konuda bir fikri vardır, değil mi? Hey, bir balık koltası. Bize lezzetli bir şeyler yakalayabilirim. Öyleyse piknik yapabiliriz. Anne ve Şeker ateş yakmak için çalı çırpı toplarken kurabiye, puding ve babaları balık tutmaya çalışıyor. Balıklar nerede? Baba nerede? Nerede? Balık tutmak sabır gerektirir çocuklar. Kurabiye, puding ve babaları çok sabırlıydı ama ormandaki gölette hiç balık yoktu. Ateş yakmaya yetecek kadar odun topladık. Biz sadece bir kurbağa yakalayabildik. Ama işte onu bile elimizden kaçırdık. Baksanıza, ormanda yiyecek bir şeyler aramaya ne dersiniz? Annem çok haklı. Baba, biz mantar toplarken sen ateşi yakarsın. Evet, beni takip edin. Sanırım bir şeyler yiyebileceğiz, değil mi? Puding, mantar kılavuzunu kullanarak hangi mantarların yenebileceğini ve hangilerinin zehirli olduğunu belirledi. Şu mantarlara bak. Hadi şunları pişirelim babacığım. Maalesef kibritler piknik sepetinde kalmış. Ama bu mantarları pişirmeden asla yiyemeyiz. Çubukları birbirine sürtebiliriz eski zamanda yaptıkları gibi. Buna bilim denir. Bu harika bir fikir Puding. Babama yardım edelim. Biz de üfleyebiliriz. Ateşi yaktık. Sonunda pikniğimizde işler yoluna girdi. Piknikler çok güzeldir. Bazen beklenmedik şeyler olabilir. Yine çok eğleniyoruz. Ve geldiğimiz için çok mutluyuz. Mantarlar neredeyse pişmek üzere. Ve tatlı olarak da yaban mersini, kızılcık ve böğürtlen var. Anlaşılan anneleri ormanda gizlice bir sürü meyve toplamış. Harika! Miyav, 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 miyav! Tüm aksiliklere rağmen harika bir piknikti. Ve tüm aile çok mutluydu. Kedi treni. Bir gün anne ve baba kedi kediciklerini ve arkadaşlarını buharlı çocuk trenine bindirmek için parka götürdüler. Ben makinist olacağım. Puding kömür atıcısı olacak. Şeker de kondüktör olabilir. Ve kalan herkes de yolcu. Başlıyoruz. Miyav, 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 miyav.
İyi yolculuklar çocuklar. Sizi burada bekleyeceğiz. Güzel bir patlamış mısır almaya vaktimiz vardır. Biraz daha kömür ekle. Böylece daha hızlı gideriz. İlk başta oyuncak fırına oyuncak kömür atmak ve bu gerçekmiş gibi oynamak eğlenceliydi. Biletinizi görebilir miyim? Kömür atmaktan yoruldum ya. Ben de bilet kontrol etmekten sıkıldım. Tamam, sen kömür atıcı, sen de kondüktör ol. Biletlerinizi görebilir miyim acaba? Ne? Yine mi? Kurabiye, artık treni ben kullanmak istiyorum. Ne? Seni duyamıyorum. Öyle mi? Artık ben makinistim, sen de kömür atıcı olacaksın. Durun, ben de artık makinist olmak istiyorum. Çoktan kondüktör ve kömür atıcı oldum. Hemen o şapkayı bana ver. Puding, ver o şapkayı. Makinist benim. Hayır, benim. Şapkayı ver. Yani şapka kimdeyse makinist o mu oluyor? Bunu asla benden alamazsınız. Şapkamı kim aldı ya? Taze ve enfes bir patlamış mısır. Olamaz. Artık bir makinistimiz olmayacak. Hazır makinistten bahsetmişken, şu anda treni kim kullanıyor? Tren istasyona yaklaşıyordu ama çok hızlı gidiyordu. Babamın treni durdurmasını isteyebilir miyiz? Ama tren çok hızlı gidiyor. Babam bunu yakalayamaz. Yaklaştım sayılır. Az kaldı. Başaracağım. Her neyse çok yavaş. Treni durdurmamız için paraşüt kullanmamız gerekecek. Paraşüt dışında başka bir fikri olan var mı? Trenin bisiklet gibi olmaması çok kötü. Çünkü bisikletimde sadece frene basıyorum ve duruyor. Evet, fren kolu. Makinistin şapkası uçtuğuna göre çok hızlı gitmiş olmalısınız. Puding, al bakalım. Makinist olma sırası sende. Hey, peki ya biz? Ben de makinist olmak istiyorum. Ve ben de. Çok iyi bir fikrim var. Hepimiz sırayla makinist olabiliriz, tamam mı? Bu harika! Miyav, 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 miyav. Çuf, çuf, çuf. Tren sürmek harika, çuf, çuf. Rayların üstünde gitmek. Ve yapacak bir sürü şey var. Çuf çuf, ne güzel bir gün. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Tren ne güzel gidiyor. Dumanı da çıkıyor. Düdüğü duyduğunuzda geliyoruz demektir. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Bu kez herkes sırayla makinist olabildi. Ve Şeker manzarayı seyrederek yolcu olmanın tadını çıkarttı. Süper kediler. Bir gün Kurabiye, Şeker ve Puding heyecanlı bir süper kahraman çizgi romanı okuyordu. Harika. Parlayan kediciye bak, fener gibi karanlıkta gözlerinden ışık saçabiliyor. Ve kabarık kedicik kabartmanın güçlü gücünü ortaya çıkarabiliyor. Evet ama yıldırım kedicik en iyisi. Patilerinden çıkan yıldırıma bakın. Süper kahraman olmak harika bir şey. Aha. Hepsinin farklı birer muhteşem süper gücü var. Hey, neden süper kahraman oyunu oynamıyoruz? Kendi süper kıyafetlerimizi yapabiliriz. Ve süper isimlerimizi. Ve süper harika güçlere sahip olabiliriz, değil mi? Süper! Miyav, 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 miyav. Ve heyecanlı süper tatlı kedicikler kendi özel kostümlerini yapmaya başladılar. Kaptan Güç! Pelerinli kedi! Miyav kız! Hadi kurtarmaya!
gerçek birer süper kahramana benzemişsiniz. Ama süper kahramanların birilerini kurtarması gerekmez mi? Başı dertte olan tatlı kedi olabilirim çocuklar. Yani kurtarılmayı bekleyen kedi, biriniz beni kurtarabilirsiniz. Oo, bu harika. Onu kurtaran ben olacağım. Pelerinli kedinin süper uçuş gücüyle. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Fena. Batınca sırılsıklam olacağız. Sen benim süper kahramanımsın pelerinli kedi. Hayır, bu kurtarma görevi Kaptan Güç'e daha uygun bir kere. Çünkü süper güçlü kasları var. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Bir meteor geliyor. Hiç de dost canlısı görünmüyor. Sen benim süper kahramanımsın Kaptan Güç. Bekle, bekle, bekle. Burada kurtarma görevini ben yapacağım. Ben Miyav kızım ve zihnimle bir şeyleri hareket ettirebilirim. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Olamaz. Yangın var. Benim en süper kahramanım Miyav kız. Ve ayrıca Cupcake benim arkadaşım. O yüzden onu kurtaran ben olmalıyım. Hepimiz Cupcake'le arkadaşız. Evet, onu kurtaranı seçmesine izin vermeliyiz. Merhaba. Kurtarılmaya hazırım çocuklar, her zaman. Yüksekten oldukça korkuyorum. Cupcake bir ağaca sıkışmış kedi rolünü oynuyordu. Pelerinli kedi kurtarmak için uçmaya hazır, evet. Kurtarma zamanı. Böylece kurtuldun Cupcake, inebilirsin. Bekle, Miyav kız geliyor. Seni harika zihnimle aşağı geri getireceğim. Kurtarma zamanı. Bitti. Aşağı in. Bunun eğlencesi nerede? Aşağı kendi başıma inersem garip gözükmez mi? Böyle kurtarma mı olur? Hiçbirimiz aslında süper güçlere sahip değiliz, biliyorsun değil mi? Ve bu yüzden seni gerçekten kurtaramayız. İnanılmaz. Buraya tırmanmamış olmalıydım değil mi? İmdat! Biri beni kurtarsın. Cupcake kaktüsün üstüne düşmek üzere. Yardım edin. İmdat. Gerçekten iyi bir fikrim var. Kurabiye, ağaç gövdesine sıkıca tutun. Ve sonra Puding onun pelerinini yakala. Ve olabildiğince sert çek. Atla Cupcake. İnanılmaz. Siz üçünüz Cupcake'i gerçekten kurtardınız. Evet, evet. Şeker'in süper düşüncesiyle, Puding'in güçlü kocaman kaslarıyla ve kurabiyenin süper peleriniyle. Teşekkür ederim. Hepiniz benim süper kahramanımsınız. Birlikte çalışınca neredeyse her sorunu çözebiliriz. Süper! Miyav, 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 miyav. Bir dahakine beni de kurtarır mısınız? Beni de. Meğer yavru kediciklerin gerçek süper gücü birlikte çalışmakmış. Onlar gerçek bir süper takımdı. Yani süper tatlı kedicikler. Süt dişi. Bir gün kahvaltı ederken Şeker tuhaf bir şey hissetti. Galiba dişim sallanıyor. Bu iyi bir şey. Dişleri çıkmaya başladı demektir Şeker. Ne? Anne, bütün dişlerimi kaybedecek miyim? Merak etme tatlım. Şu anda sadece süt dişlerini kaybediyorsun. Süt dişlerinin hepsi çıktıktan sonra kalıcı dişlerin çıkacak. Onlar da ömrün boyunca senin olacak. Kurabiye ile ben de küçükken aynı şeyi yaşadık. Yani yeni bir dişim mi olacak? Bu harika. Miyav, 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 miyav. Şeker dişini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Bak, gördün mü? Gördüm. Sallanan bir diş, bu harika. Ben süt dişlerimi kaybetmekten hiç hoşlanmamıştım. O kadar da güzel görünmeyeceğini düşünmüştüm. Benim dişlerim çıktığında yerine kocaman canavar dişleri çıksın diye çok istemiştim. Ama olmadı işte. Dişin çıktığı zaman onu yastığının altına koyabilirsin. Böylece sabah uyandığında bir hediye bulabilirsin. Bu harika. Ben de hediyem olsun istiyorum o zaman. Dişin çıkmasını hızlandırmanın bir yolu var mı? Bir elmayı ısırabilirsin. Böylece dişin takılı kalır ve hemen çıkar. Peki ya dişimi kaza eseri elmayla birlikte yersem?
O zaman hediye de alamamış olurum. Sallanan dişine bir ip bağla. Sonra ipin öbür ucunu arabanın arkasına bağla. Araba hareket edince dişini de alıp götürün. Au! Biliyor musun? Aslında bir uçağa bağlasan çok daha iyi olur. Ya dişim yeterince sallanmıyorsa ve çıkmazsa? Dişin kendi kendine çıkmazsa sen de dişçiye gidersin. Ben bir keresinde yapmıştım. Karanlık ve korkutucu bir dişçi muayenehanesiydi. Dişçi de siyah ve korkutucu bir maske takıyordu. Zavallı küçük süt dişime asıldı. Çekti ve yerinden kopardı. Gece korkutucu hikayeler anlatmaya başladı yine. Diş doktorları siyah ve korkutucu maskeler takmaz. Aslında çok yardımsever ve iyi insanlardır. Dişçilerden korkmuyorum ama yine de gitmeyeceğim. Dişimin kendi kendine düşmesini istiyorum. Bekle. Evet, öğle yemeği vakti. Hadi sofraya Şeker. Şeker bütün gün hiçbir şey yememişti ve sallanan dişi hala yerinde duruyordu. Bu kadar yeter. Hemen dişçiyi arıyorum. Eminim bu konuyu hemen çözecektir. Alo? Dişçiden randevu almak istiyordum. Ama ben dişçiye gitmek istemiyorum ki. Çok korkuyorum. Merak etme Şeker. Biz de seninle geleceğiz. Evet. Pekala Şeker. Şimdi ağzımızı kocaman açalım. Hop, süt dişin çıktı bile. Ah! Bitti evet. Mi? Evet. Çok yakında bir tane yetişkin dişin olacak. Ama sakın unutma. Dişlerini fırçalamalı, diş ipiyle temizlemeli ve bana kontrole gelmelisin. Teşekkür ederim efendim. Artık dişimi verip hediye alabilirim. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Bir saniye. Babamız bir süre burada kalsa iyi olur. Dişinin biraz işi var. Çok mu şeker yiyorsunuz acaba? Ben şeker fabrikasında çalıştığım için zorundayım. Herkesin dişine iyi bakması gerekir. Çok fazla tatlı yememeli. Günde iki kez fırçalayıp diş ipiyle temizlemeli. Böylece herkesin sağlıklı ve güçlü dişleri olabilir. Bir, iki, üç, tıp. Bir gün anneleri yeni çocuk kıyafeti tasarımı için çalışıyordu. Anneciğim! Bahçede bir korsan gemisi yapmak istiyoruz. Sonra deniz maceraları oyunu oynayacağız. Bu harika bir fikir. Bitirince bana da gösterin, olur mu? Ama bunun için ipe, yapıştırıcıya, karton kutulara ve şimdi aklıma gelmeyene bir sürü şeye ihtiyacımız var. Aa. Anneleri tatlı kediciklere ihtiyaçlarını bulmaları ve onları bahçeye taşımaları için yardım etti. Ama kediciklerin sesini dışarıdan hala duyabiliyordu. Buraya kuralım. Hayır, şuraya kuralım. Ve odaklanamıyordu. Bu korsan gemisi benim fikrimdi. Ama şeklini ben çizdim. Ben de nasıl kuracağımızı planladım. Ne olmuş yani? Çocuklar, neden 1-2-3 tıp oyununu oynamıyorsunuz? 1-2-3 tıp oyununu. Evet, en uzun susan oyunu kazanır. Ve kim kazanırsa onun bayrağını gemiye dikeriz. Ne dersiniz? Bu harika. Eğer ben kazanırsam bayramda bir yıldız olsun. Olur mu? Benimkinde de çiçek olsun. Benimkinde de mantar. Tamam. Oyun başladı. 1-2-3 tıp. İlk konuşan tatlı kedicik oyunu kaybedecekti. Tatlı kedicikler gemi yapımına başladı. Ama konuşmadan gemiyi yapmak düşündüklerinden daha zordu. Puding, kurabiyeye gemi direğini eski kayaklardan yapmayı önerdi. Ama kurabiye Puding'in kayağa gitmek istediğini sandı.
Halbuki yaz mevsimiydi. Kurabiye Puding'e yaz mevsiminde olduklarını ve çimende kayak yapamayacaklarını anlatmaya çalıştı ama Puding, kurabiyenin kayak yapmak istediğini sandı. Kurabiye ile Puding, şekerin ne dediğini anlamaya çalıştı. Kar yerine çarşafta kayak yapabileceklerini mi söylemeye çalışıyordu yoksa oyun oynayalım mı diyordu? Belki de büyük bir resim yapmak istiyordu. En sonunda anlaşıldı. Şeker çarşaftan çok iyi yelken olabileceğini söylemeye çalışıyordu. Ama kediciklerin önce annelerinden izin alması gerekiyordu. Ama hiçbiri konuşmak ve tıp oyununu kaybetmek istemiyordu. Rüzgar çarşafı neredeyse çamura sürükleyecekti. Şimdi hepsi annelerini çağırmaları gerektiğinin farkındaydı. Acaba önce konuşup oyunu kaybeden kim olacaktı? Sonunda işim bitti. Anneciğim! Hı? Yardım et! Anneciğim! Çamaşırlar kurtulmuş. Anneciğim! Ama maalesef her üç kedicik de oyunu kaybetmişti. Pekala, sıra bayrağınıza ne olacağına karar vermekte. Çiçek mi, mantar mı yoksa yıldız mı? Ama hepimiz oyunu kaybetmedik mi? Sana seslenince oyunun kurallarını çiğnemiş olduk. Bu da üçümüzün de oyunu kaybettiği anlamına gelir. Ama üçünüz de doğru olanı yaptınız. Geminizi sessiz sessiz kurdunuz ve sadece bir kazayı önlemek için konuştunuz. Bu yüzden üçünüz de oyunu kazandınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler 1-2-3 tıp oyununu oynarken çok eğlendi. Anneleri onlar için yalnızca çok özel bir bayrak yapmakla kalmadı. Aynı zamanda çarşafı yelken olarak kullanmalarına da izin verdi. Annemizin doğum günü. Bir gün sabah erkenden babaları ön kapıdan çıkmak üzere parmaklarının ucunda yürüyordu. Baba! Ne? Bu kadar erken nereye gidiyorsun? Bugün annemin doğum günü babacığım. Yoksa unuttun mu? Annenizin doğum gününü asla unutmam biliyorsunuz ama hediyesini iş yerimdeki masamda unutmuşum. Bu yüzden şimdi gidip onu almam ve geri gelmem gerekiyor. Sonra hep birlikte kutlarız. Beni bekleyin, tamam mı? Bu harika! Şşş! Annenizi uyandıracaksınız. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler annelerine hediye olarak güzel bir resim vereceklerdi. Bu gördüğüm en güzel resim. Sizce babam anneme doğum günü için ne hediye almıştır? Hediyesini ofiste unuttuğunu söyledi. Ofisi de bir şeker fabrikasının tam ortasında olduğuna göre ben nefis bir pasta olduğunu tahmin ediyorum. Ama babam her hafta sonu eve pasta getiriyor zaten. Bir doğum günü hediyesinin özel olması gerekir Puding. Ama bir pasta da harika olabilir yani. Ve özel. Mesela içine bir mektup koyabilirsin. Ama ya annem mektubu kazayla yerse? Pastanın içine havai fişek de koyabilirsin. O zaman pat diye patlar. Ama ya işler ters giderse? Ya uçmazsa? Babamın pastanın yanında gerçekten özel bir şeyi hediye etmesi gerekiyor. Annemin gerçekten sevdiği bir şey. Annem sporu çok sever. Annem pembe elbiseleri de çok sever. Annemin en sevdiği şey çiçeklerdir. Hadi gidip bir buket çiçek toplayalım. Böylece babam anneme hediye olarak verebilir. Ama tatlı kedicikler annelerinin doğum gününün sonbaharda olduğunu unutmuşlardı. Ama yine de vazgeçmediler. Çiçek bulmak için her yere baktılar. Aradılar. Taradılar. Ama güzel çiçekler sonbaharda açmıyordu.
Hiç çiçek yok. Ne yapacağız şimdi? Şimdi babam anneme sadece pasta mı verecek yani? Sanırım benim çok iyi bir fikrim var. Farklı farklı düşen yapraklardan bir buket yapsak, baksanıza ne kadar güzeller ve renkliler. Tatlı kedicikler annelerinin bu güzel sonbahar buketini görmesi için sabırsızlanıyorlardı. Herkese günaydın. Günaydın. Doğum günü kutlu olsun. Arkamızda hiçbir şey yok. Hediyelerini vermek için babamı bekliyoruz, tamam mı? Babanızın dönmesini mi? Nereye gitti ki? Doğum günü çocuğu neredeymiş bakalım? Burada bir hediye var. Çocuklar, bu bir pasta kutusu değil. Ne kadar güzel bir eşofman. Şu güzel ayakkabılara bakın. Sevdiğin her şey tek bir hediyede. Spor, pembe renkli kıyafetler ve güzel çiçekler. Aa, canım çok teşekkür ederim. Annem için ne kadar harika bir hediye. Sanırım artık bu bukete ihtiyacımız yok ha? Hayır, hala var Puding. Kendi hediyemizle birlikte verebiliriz. Seni seviyorum anne, doğum günü kutlu olsun. Hediyeni verme zamanı geldi. Bu senin için çizdiğimiz resim. Ve bir buket de çiçek. Teşekkür ederim benim canlarım. Şunlara bakın. Bunlar hayatımda aldığım en güzel hediyeler. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Babaları tabii ki nefis bir pasta da getirmişti. Anneleri tüm mumları üfledi. O gün hiçbir şey onu bundan daha fazla mutlu edemezdi. Uzay macerası. Bir akşam o kadar çok kar yağıyordu ki kediler evde kalmak zorundaydı. Çok sıkıldım. Yapacak bir şey bulmalıyız. Peki ama anne. Hey bakın, karlar kayan yıldızlara benziyor. Hadi uzayda olduğumuzu hayal edelim. Harika. Hadi inleyin. Bir uzay yolculuğu yapacağız. Harika. Yıldızlarla birlikte uçacağız. Harika. Miyav, 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 miyav. Ama uzayda yer çekimi yok. Bu yüzden uçmamız gerekiyor. Harika bir fikir. Hadi uçalım. Çocuklar, uçmaya çalışmak çok zor. Yer çekimiyle mücadeleden yoruldum. Oh. Öyleyse uçmak için bir uzay gemisi yapmaya ne dersiniz? Kedicikler annelerinin yün kutusunu geminin dışı olarak kullandı. Buldukları kartonlardan da kanatlarını yaptılar. Ardından bir huni, çırpıcı ve çörek topladılar. Ve bunları kutuya yapıştırdılar. Sonunda uzay gemileri uçmaya hazırdı. Uzay kaptanınız konuşuyor. Kalkışa hazır olun. Uzay gemisi yardımcı pilotu kalkışa hazır efendim. Uzay gemisi tamircisi motorları çalıştırıyor efendim. Uçuyoruz. Tam karşınızda kuyruklu yıldız fırtınası var. Anne, baba. Uzay canavarları olduğunuzu sanmıştık. Siz tatlı kedicikler, ne yapıyorsunuz bakalım? Sadece büyük bir uzay gezisindeyiz. Daha çok büyük bir dağınıklığa benziyor. Bunları toplasanız iyi edersiniz. Neredeyse uyku vaktiniz geldi. Peki havalı uzay gemimiz ne olacak? Bu gemiye çok emek harcadık. Evet. Dinleyin lütfen. Görev kontrolden astro kediciklere. Elimde sadece en iyi kediciklerin halledebileceği bir görev var. Bu uzay çöplerinin hemen temizlenmesi gerekiyor. Yoksa kedi kolonisine çarpabilirler. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı, tamam. Astro kedicikler görevi kabul ediyor. Bütün bu kuyruklu yıldızları ne yapacağız? Onları dolap gezegenine göndermeliyiz. Mutfak asteroidi sahası. Hadi hepsini kendi çekmecelerine yerleştirelim. Yörüngelerine. Şşş,
Şu kağıttan meteorlara bakın. Olamaz, her yere dağılmışlar. Hadi onları uzay kütüphanesine götürelim. Vay, nasıl yettiklerine baksana. Ve tüm bu uzay çöplerinin çöp poşeti kara deliğine atılması gerekiyor. Vay, ne çok uzay çöpü varmış. Ne yapacağımızı biliyorum. Onları dışarıda bir uzay yürüyüşüne çıkarmalıyız. Uzayda hava çok soğuk. Uzay giysilerine ihtiyacınız olacak. Evet, kedi kolonisini uzay çöplerinden kurtardık. Şuraya bak, komik uzay canavarları gelmiş. Babacığım. Sonunda görevimizi tamamladık. Bu harika. Şimdi üçünüz de yatağa gidiyorsunuz. Ben de gelip size uzayla ilgili bir masal anlatacağım. Ve üç astro kediciğin hikayesi. Harika! Miyav, 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 miyav. Anne ve babaları kediciklerin odasında özel bir yıldızlı gökyüzü oluşturdu. Ve ardından kedicikler babalarının astro kedicik masallarını dinledi ve rüyalarında da uzaya gitmek üzere uykuya daldılar. Kara Kedi Günü. Bir gün tatlı kedicikler ve arkadaşları Kara Kedi Günü'nü kutlamak için hazırlanıyordu. İşte bizim tatlı kara kedimiz. Kutlamaya başlamadan önce her şeyi hazırlayacağım. Baba kedi, kara kediyi gizli bir yere sakladı ve kediciklerin bulması için etrafa ipuçları bıraktı. Kedicikler, eğer kara kediyi saat 6'dan önce bulursanız efsaneye göre size hediye getirecektir. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Bakın. Ha. Biriz daha. İşte kara kedi burada. Kara kedinin bu küçük kaba sığacağını sanmıyorum çocuklar. Ha, bu benim düdüğüm. Gerçekten çok hoş ve parlak. Sanırım bu bir tür ipucu olabilir çocuklar. Belki onu çalmamız gerekiyordur. Hey, düdüğe ihtiyacımız var. Bu bir ipucu. Ne? Hey, burada bir ipucu var. Ahu Dudu. Sanırım parktaki Ahu Dudu çalılığına gitmeliyiz. Baba kedinin kedilere hazırladığı ipuçları kolay değildi. Ama zorlu bir çalışmanın ardından son ipucunu buldular. Anlaşılan kara kedi evin içinde bir yerde. Hadi acele edin. Çocuklar durun. Gece nerede? Hey Gece. Belki de onu yanlışlıkla kuma gömdük. Bir saksan Gece'yi yakalamış olabilir. İmdat! Belki de bir yerde kaybolmuştur. Miyav! Çok iyi bir fikrim var. Gece'yi aramaya çıkmalıyız. Bunu yaparsak kara kediyi zamanında bulamayız. Ve o zaman hediyelerimiz gelmez, değil mi? Gece bizim dostumuz. Onu bulmak hediyeden daha önemli. Hey Gece! Gece! Hey Gece! Bunlar Gece'nin ayak izleri. Gece! Yardım edin çocuklar. Bu çukurdan çıkamıyorum. Burası çok kaygan. Elimi tut.
Ha, anlaşılan kara kediyi vaktinde bulamadınız değil mi? Gece çukura düştü ve oradan çıkamadı. Ve biz de onu kurtardık. Doğru olanı yapmışsınız çocuklar. Sonuçta gecede bir kara kedi ve onu saat 6'dan önce buldunuz. Bunun size hediye getirmesi gerekir. İşte bu hediyeniz. İçinde özel yazılar olan çikolatadan kedi. Bu harika! Miyav, 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 miyav. Benim kağıdımı okur musun lütfen anne? Bu yıl çok eğleneceksin hayatım. Bir sürü ilginç şeyle karşılaşacaksın. Her zaman yanında olan dostların var. Bu yıl herkes için yıl çok güzeldi. Çok ama güzel özellikle gece bekliyor. İçin. Çünkü en büyük hediye yanınızda harika dostlarınızın olmasıdır. Babayla geçirilen gün. Günlerden bir gün anne kedi arkadaşına ziyarete gitmeye hazırlanıyordu. Bugün babanız benim yerime geçecek. O yüzden uslu olun, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bu da ne demek? Babamız artık annemizin yerinde mi oturacak? Pembe bir elbise giyip saçlarını uzatıp süslenecek mi yani? Ne? Hayır. 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 Belki spor salonunda annemin egzersizlerini yapacaktır. Öyle değil. Bugün annemiz yerine bize babamız bakacak demek oluyor. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Baba, uyan, uyan. Hadi. Bugün bütün gün bize bakacaksın. Evet, hadi. Babacığınızı takip edin. Baba, kediciklere en sevdikleri eklerden yapmış. Çok lezzetli yulaf lapasından çok daha iyi. Babamızın bugün bize bakması çok iyi oldu. Şimdi de biraz televizyonu izleyelim. Kazların göçünü gösterdiğimiz canlı yayınımızın 38. saatine girerken... Baba, yapacak başka bir işin yok mu? Nasıl yani? Annemin yaptıklarını yapman gerekiyorsa... öğle yemeği hazırlamalısın. Giysileri yıkamalısın. Ve tüm evi süpürmelisin. Anneniz bütün bunları yapıyor mu? Vay be. Tamam o zaman. Kedicikler en sevdikleri korsan programını açtı. Bu arada babaları anneleri yerine öğle yemeği için pizza yaptı. Ve tüm kirli kıyafetleri çamaşır makinesine attı. Ve halıları süpürmek için elinden geleni yaptı. Efektler harika. Topu her ateşlediklerinde dumanın kokusunu alıyorsunuz, değil mi? Bu televizyondan gelmiyor. Bir şey yanıyor. Oo, bu da ne böyle? Çamaşır odasından baloncuklar çıkıyor. Anne? Bekle. Annem yok. Baba! Baba! Yine ne oldu? Mutfakta bir şey yanıyor. Ve çamaşır odasından da köpükler çıkıyor. Eyvah! Dur! Dur! Pizza! Çok sıcak, çok sıcak, sıcak! Ben tam bir şaşkınım. Çamaşır ve temizlikle uğraşırken pizzayı fırında unutmuşum. Annemin işleri göründüğünden çok daha zormuş, değil mi? Annem buna çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Bu işler çok zor olduğuna göre babama yardım edebiliriz. Kediciklerin yardımıyla baba kedi her şeyi doğru düzgün yapmayı başardı. Anne sonunda döndün. Miyav, bu kadar zamandır televizyon mu seyrediyordunuz? Hayır anneciğim. Babamın kirli kıyafetleri yıkamasına yardım ettik. Ve evi süpürmesine. Ve enfes bir turta pişirmesine. Süper baba. Kedicikleri eğlendirmekle kalmayıp tüm ev işlerini de mi yaptın?
Benim gibi harika bir babadan bunu beklemiyor muydun yoksa hayatım? Babam ev işlerinde süperdi. Tatlı kediciklerimiz de yardım etti. Ben de bugün babanız gibi eve gelirken yanımda leziz bir yiyecek getirdim size çocuklar. Çilekler yaşasın. Bu harika. Miyav 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 miyav. Baba ve kedicikler ev işleri yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Ama tüm aile yeniden bir araya gelince herkes çok mutlu oldu. Maceraya çıkmak. Tatlı kedicikler bir gün dedelerinin deniz fenerinde kalıyorlardı ve yapacak hiçbir şey bulamıyorlardı. Hey, ufukta mutsuz kedicikler görüyorum. Karadeniz'de gemileriniz mi battı bakayım? Yanımıza oyuncaklarımızı almayı unutmuşum. Yanımda kitabım da yok dede. Şimdi de canımız sıkılıyor. O zaman sizlere muhteşem balon maceramı anlatma vaktim gelmiş demektir. Can sıkıntınız uçup gidecek. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Hadi gelin bakalım size şimdiye dek gezdiğim uzak ülkeleri ve oralarda neler gördüğümü anlatayım. Evet, öncelikle Güney Amerika'yı gezdim. Buradaki İzlanda'yı, sonra Afrika'yı, Çin, Endonezya, Botswana, Tunus, hatta en yukarıdaki Kuzey Kutbu. Hiç ilginizi çekmedi mi? Hayır, evet. Üzgünüz dedi. Ama bu sadece uzun bir liste. Haritaya sopayla vurunca hiç eğlenceli olmuyor. Pekala. O zaman şuradaki fotoğraflı kitaplardan gördüklerimi anlatayım. Öncelikle bu Güney Amerika kitabındaki dünyanın en büyük şelalesini gördüm. Fotoğrafta o kadar da büyük görünmüyor dedi. Sonra İzlanda'daki aktif volkanın üstünden geçtim. Lavlar ve duman öyle etkileyiciydi ki... Ben burada hiç lav görmüyorum. Görmezsin tabii. Çünkü bu fotoğraf çekildiğinde aktif değildi. Altı üstü ufak bir siyah beyaz fotoğraf bu. Heyecanlı şeyler anlatıyorsun ama hiç öyle görünmüyor. Evet. Ben kendi adıma böyle bir şeyi gerçek hayatta görmeyi çok isterdim. Benim çok iyi bir fikrim var. Asıl ihtiyacımız olan şey böyle bir yolculuğa gerçekten çıkmak. Kesinlikle. Ne zaman yola çıkıyoruz? Balonla gidelim. Bu harika olur. Bunu çok isterdim kedicikler. Ama deniz fenerine birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Ama durun. Yine de balonla yolculuğa çıkabilirsiniz. Bunun için hayal gücünüzü kullanmanız yeter. Hayal gücümü? Dedeleri kediciklerin uçan balonunu hazırladı. Haydi bakalım. Sepete girin. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ve kendinizi gökyüzünde uçan bir balonun içinde hayal edin. Oo, bu da ne böyle? Toz canlısı bir karga. Gak 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 gak. Şimdi de rüzgar hızlandı. Bu sanki fırtınada uçmak gibi. Şimdi hava biraz bozuyor. Yağmur yağmaya başladı. Bu yağmur fırtınası bizi durduramaz. Biz görevdeki cesur balon maceracılarıyız. Şimdi hayal gücünüzü çalıştırın ve gidin, gidin, gidin. Hayal gücün seni her yere götürür. Çok yüksekteki bir şelaleye bile. Volkan üzerinden görülecek çok şey var. Eğleniriz sonsuza kadar. Hayal et, hayal et. Hayal sürer sonsuza dek. Heyecanlar ne büyüksek. Hayal et, hayal et. Bu harika bir balon macerasıydı dedi. Evet. Şimdi balonumuzu başka bir yere götürebilir miyiz? Tabii ki götürebilirsiniz ama şimdi öğle yemeği vakti. Bu sandviçler biraz sıkıcı değil mi? Evet sanırım öyle. O zaman hayal gücümüzü çalıştırabiliriz. Hadi bunların kozmik ay sandviçleri olduğunu hayal edelim. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ah!
Tatlı kedicikler hayal güçlerinin onları her yere götürebileceğini keşfetti. Hatta aya kadar bile. Çamurlu eğlence. Kurabiye, şeker ve puding, karın nihayet eridiğini görmekten son derece mutluydu. Ne zamandır bunu bekliyorduk. Ve sonunda geldi işte. Güneş Hanım'ı kastediyorsun. Hayır, yeni tahterevalliyi söylüyorum. Çok güzel. Miyav, 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 miyav. İlk giden kapar. Evet. Dikkat et kurabiye. Yeni tahterevalli yapışkan kirli bir çamur birikintisinin tam ortasındaydı. Yürüyerek tahterevalliye gitmeye kalkarsak her tarafımız çamur olur. Babam burada olsaydı hiç sorun olmazdı. Üçümüzü de kucağına alır tahterevalliye taşırdı. Ama Pudding, babam bize yardım edemez. Şu an işte. Merhaba. Doğru ya, ben fabrikada çalışıyorum. Bir dakika, çamurlanmamak için ayaklık kullanabiliriz. Başka güzel önerilerin de varsa söyle kurabiye. Çamurun üstüne bir şey koyup onunla karşıya geçebiliriz. Peki ne yapalım? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Çok derin değil. Bakın çocuklar, lastik çizmelerle rahatça çamurdan geçebiliriz. Şimdi tatlı kediciklerin yüzlerinde gülücük, ayaklarında da lastik botlar vardı. Ama Cupcake'le Gece de tahterevalliye ulaşmaya çalışıyordu. Hadi Cupcake, dikkat et Gece. Üstüm başım çamur olursa bu kadar şık görünemem. Miyav! Kirli çamur. Şeker, ilk binen olmak ister misin? Evet, çok teşekkürler Cupcake. Bu iş çok eğlenceli olacak. Ama lütfen çizmelerime çamur sıçratmayın. Olamaz. Her taraf çamur oldu. Gece bile baştan aşağı çamura bulanmış. Gülmeyin, elbisem battı. Benim de gömleğim. Pudding, ağlama. Birikintideki suyla seni temizlerim. Ama ne yazık ki suyla silince çamur daha çok dağıldı. Şimdi daha kirli oldum. Nasıl olsa üstümüz başımız kirlendi. Bence artık çamurun tadını çıkarabiliriz çocuklar. Kurabiye, özür dilerim ama bu çok iğrenç. Çocuklar, üstümüzü başımızı kirlettiğimiz için annemiz çok üzülecek ama. İyi de bu çamuru biz getirmedik ki. Dışarıda oynamaya çıkmadan önce çamurun kurumasını beklemeliydik. Bu çamur ne zaman kurur? Sanırım yaza kadar kurumuş olur. Vay, çok eğlenmişe benziyorsunuz. Üstümüze çamur bulaştırdığımız için çok üzgünüz. Ama merak etme, bundan böyle dışarı çıkmamaya karar verdik. En azından yaz gelene kadar. Yaza kadar dışarı çıkmayacak mısınız? Anne, sen de bizim gibi çamurlandın. Doğru, ama bu kadar çamurdan kimseye zarar gelmez. Ama üstündeki giysi mahvolmadı mı? Yok canım, sadece biraz kirlendi. Ama çamaşır makinesi her şeyi pırıl pırıl yapar. Yaşasın, hep birlikte çamaşır makinesini alkışlayalım. Evet, giysiler makinede yıkanabilir. Ama onları bilerek kirletmek hiç hoş değil. Sonuçta hasta olabilirsin. Çamur kuruyana dek içeride beklememiz gerekmiyor mu? Tabii ki hayır, dışarı çıkmak yararlıdır. Çamur olsa bile. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ve tam o anda baba eve geldi. Yani çamur içindeki o kişinin baba olduğunu düşündüler. Merhaba! Araba çamura saplandı. Ben de inip itmek zorunda kaldım. Çamur tatlı kediciklerin çamur gergedanı gibi görünmesine neden oldu. Çamaşır makinesi çamurlu giysileri tertemiz yıkadı. Daha sonra ailece biraz daha eğlenmek için tekrar dışarı çıktılar ve kimse üstüne biraz sıçramasından rahatsız olmadı. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya.
Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Aa, kaydırağımız nereye gitmiş? Hadi kaydırağın yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav, 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey, galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız. Çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacım, babacım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numaraya maçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, çok ben iyi. De böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız! O zaman dev bir kar topu yapalım. Sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Çok etkileyici bir kar topu. Yapmayın. Gereken tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin. İtin. Ve. Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Bu kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Aa, vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Dans yarışması. Bir sabah haberlerde heyecan verici bir şey söylendi. Ve büyük dans yarışması bugün yapılıyor. İsteyen herkes katılıyor ve en güzel hareketleri yapan kedi ödül kazanıyor. Ben dans etmeyi çok severim. Ben de ödülleri severim. Hadi dans yarışması da girelim. Bu harika bir fikir. Hep birlikte oraya gideriz. Hepimiz dans ederiz. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ha, annenizle biz tango dansı yaparız. O kadar ders aldık, öyle değil mi? Ben de bir balerin gibi dans edeceğim. Zarif de küçük bir çiçek gibi. Ben de break dansı yapacağım.
Galiba ben dans etmeyi bilmiyorum. Aa, hiç sorun değil. Yarışma akşam olacak. Yani bu arada dans etmeyi öğrenebilirsin. Kurabiye ile Şeker de sana yardımcı olur. Sayemizde dansı kolayca öğrenirsin. Önce basit bir şey deneyelim. Örneğin varsa iyi olur. Ve 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Au! Patimin üstüne bastı. Özür dilerim. 1-2-3. Au! 1-2-3. Au patim! 1-2-3-1-2-3. Au! 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 Başlangıç olarak vals biraz zorlayıcı olabilir. Hadi break dansı yapalım. Şimdi puding yaptığımı yap. Oh! Sanırım bir şeyi kırdım. Bu doğru yaptığımı gösterir mi? Acaba halk oyunu bu, denesen ne dersin? Çok fazla zıplıyorum. Ben kurbağa değilim. Robot dansı yapabilirsin. Çünkü onda zıplama yok. Bana kalırsa bu dansta hiçbir şey yok. Evet, galiba haklısın. Bu dans çok sıkıcı. Kankana ne dersin? Çok eğlencelidir. Kankan dansı yapabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Üzgünüm. Yardım etmeye çalışıyordum. Sevgili yavrularım, işler nasıl gidiyor? Görünen o ki ben dans edemiyorum. O yüzden yarışmaya da katılamayacağım. Puding yarışmaya gitmezse ben de gitmem, söyleyeyim. O zaman babanızla ben de evde otururuz. Öyle mi? Pekala. Bunların hepsi benim yüzümden. Aklıma süper bir fikir geldi. Hep birlikte bir aile dansı yapmalıyız, kendimize özgü hareketlerle. Hepimizin yapabildiği bir hareket bulalım. Puding de mi yapacağız? Elbette. Puding en önemli bölümleri üstlenecek. O akşam büyük tiyatroda yarışma başladı. Çok sayıda kedi yarıştı. Sanırım ben biraz gerginim. Yapma, ne gerek var? Biz hiç değiliz, öyle değil mi? Değil mi çocuklar, değil mi? Kesinlikle hiç gergin değiliz. Olmaya gerek yok tatlı kediciklerim. Gördün mü? Biz rahatsız. Puding, bak başaracaksın. Sen bu dansa harika yapıyorsun. Nefes kesici ve son olarak heyecan verici bir dans grubu. İki kedi ve pisicikleri. Hadi Puding, sıra sende. Miyav 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 miyav. Haftalarca yapacağım bunu. Miyav miyav. Ve işte bu hareketleri başlatan dansçı Puding. Sonuçlar geldi ve tabii gecenin birincisi tatlı kedicikler ailesi. Harika. Miyav 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 miyav. Galibiyeti kutlamak tabii ki harika bir şeydir. Ama bu zevki aileyle paylaşmak çok daha güzel. Doktorlar. Bir gün anneleriyle babaları Kurabiye Şeker ve Puding'e çok güzel bir oyun hediye etti. Bakın burada ne var kedicikler? Doktorculuk oyunu. Bir termometre. Burada da bandajlar var. Doktor kepleri. Kendi muayenehanenizi kurmak için gereken her şey burada var. Bu harika. Miyav 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 miyav. Ben doktor olacağım. Hayır, asıl ben doktor olmak istiyorum. Ben de. Eğer hepimiz doktor olacaksak hastaları nereden bulacağız? Arkadaşlarımızdan hasta olmalarını isteriz. Miyav. Doktorculuk oynuyoruz. Aranızda hasta olan var mı? Evet. Hem de çok. Önce arıyoruz. Birazdan oradayız. Önce ilaçlarımızı alalım. Reçeli bana ver. Üç tatlı kediciğin ilk hastası Cupcake'ti. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Sanırım kuyruğuma bir şey oldu. Yeterince güzel görünmüyor. Tamam, sorun değil. Eskisini çıkartıp yerine güzel bir tavus kuşu kuyruğu takabilirim. Çok basit.
Ben başka kuyruk istemiyorum. Bir doktora daha danışayım. Tamam. Ben hiçbir şey duymuyorum. Acaba bir çekişle uyandırsam mı? Sakın yapma. Kuyruğunuzu bandajlarsak bir şeyiniz kalmaz. Tamam, güzel olduğu sürece sorun yok. Teşekkür ederim doktorlar. Umarım daha iyisinizdir efendim. Günde bir elma yemeyi unutmayın. Elma sağlığa yararlıdır. Cupcake artık kendini daha iyi hissettiğine göre doktorların lekeliğe gitme vakti gelmişti. Bu kedicikler için kesinlikle çok rüzgarlı bir yürüyüş oldu. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Doktor, ben sanırım uzay virüsü kaptım. Sesim bile kalınlaştı bakalım. Aha, gördüğüm kadarıyla sizde uzay ateşi var. Yanımızda da tam ihtiyacımız olan şey var. Şu özel kiraz reçelinden biraz yiyin bakalım. Uzay hastalıklarına birebirdir. Ama ben hepsini bitirdim galiba. Hiç sorun değil. Onun yerine size reçelli iğne de yapabiliriz. Kendinizi anında sağlıklı hissetmeye başlarsınız. Tabii sizi bir karpuza dönüştürmezse ya da bir sulama kabına. Hayır hayır, reçeli iğne istemiyorum. Sakin olun efendim. Bu kadar iyi bir hasta olduğunuz için size bu lollipopu veriyorum. Lütfen biraz dinlenin. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Lekeli de kendini daha iyi hissediyordu. Küçük tüylü doktorlarımızın şimdi de dumanı iyileştirmesi gerekiyordu. Bu yüzden yağmurda hastalarının evine doğru koştular. Neyiniz var efendim? Ben böyle yağmurlu gri havalarda kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Belki de bıyıklarınızı kıvırsak geçer. Hayır, bıyıklarıma dokunmayın. Benim midem ağrıyor. Evet. Hapşı. Sesi tuhaf geliyor. Hapşı. Sanki bir pervane yutmuşsunuz gibi. Hayır, sanırım daha büyük bir şey. O ses senin midenden geliyor Pudding. Çünkü bütün reçeli yedin. Evet, haklısın. Benim midemden geliyormuş. Biraz çay ve yulaf kurabiyesi yerseniz midenizin bir şeyi kalmaz. Ayrıca palyaçolarla ilgili bu kitap sizi neşelendirecektir. Palyaçoları hep çok sevdim. Kırmızı burunlarına bayılırım. Aa, inanamıyorum. Sizin burunlarınız da kırmızı. Anne! Hastaları iyileştirdik. Sıra sıklamsınız. Kedicikler, şu ıslak şapkaları kafanızdan çıkarın ve hemen yatağa gidin. Bu güzel limon çayından içip uyuyun. Böylece hasta olmazsınız. Güzel bir gece uykusundan sonra kedicikler kendilerini harika hissediyordu. Günaydın. Biriniz doktoru mu aradı? Güne iyi başlamanız için size portakal suyu getirdim. Ben de birlikte oynamak için yanımda Billy'e getirdim. Ben de gülün diye komik bir oyuncak getirdim. Bu muayenehaneye başka ne lazım? Tabii ki hızlı bir ambulans. Ben bir ambulansım. Ambulanslar nasıl ses çıkarıyordu? İşte böyle. Miyav, 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 miyav. Kedicikler doktorculuk oynamayı sevmişti ama arkadaşlarıyla oyun oynamak için bol bol enerjileri olmasını çok daha fazla sevmişler.